Telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunması ile ilgili bazı bilgileri bugün sizinle paylaşıyor olacağım. Tabii biraz daha mevzuat ve içerik, tarihçe ağırlıklı bir içerik olarak bir sunum hazırladım sizlere. Çünkü bu konuyu anlatırken kişisel verilerin korunmasının telekomünikasyon sektöründe özellikle önemi ve daha erken başlamış olması, daha önceden başlamış olması bakımından öncelikle bir tarihçeyi anlamayı hak ediyor nazarımca. Bu noktada yaklaşık 15 slaytlık bir sunumla zaman planına da sadık kalmaya çalışarak sizlere öncelikle şöyle, bu ilerliyor mu? Bakayım. Siz Lütfen, devam edin. memnun olurum. Lütfen buyurun. Öncelikle biraz tarihçesinden bahsedeceğim. Daha sonra telekomünikasyon sektöründeki kişisel verilerin korunması düzenlemelerinden biraz bahsediyor olacağım. Daha sonra telekomünikasyon sektöründe abone ve kullanıcıların haklarının neler olduğu ile ilgili bir takım bilgiler paylaşıyor olacağım ve son kısmında da, dördüncü bölüm ve son kısmında da genel veri koruma mevzuatı ile telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenlemenin farklılıkları konusunda size karşılaştırmalı bir analiz yaparak mümkün olduğu kadar detaya girmeden zaman planına sadık kalarak bilgi vermeye çalışıyor olacağım. Birinci planı açtım. Siz devam edin Evet, lütfen. zaten ben bu sunum üzerinden, bu slide üzerinden sunum planını sizlere aktarmış oldum. Şimdi niye bu sunuma tarihçeyle başlamak gerekliliği doğdu? Sebebi şu: kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlememiz, Sayın Başkan'ın, Kurum Başkanımızın açılış konuşmasında da belirttiği üzere 2010 yılında anayasamıza yapılan değişiklikle gündemimize girmeye başladı. Ancak telekomünikasyon sektörü tabii o dönemin teknik olanakları da göz önünde bulundurulduğunda aslında en yaygın şekilde kişisel veriye sahip olan, bunları toplayabilen bir sektör olması nedeniyle çok daha önceden hareket ediyordu. Çünkü bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Siz devam Tamam. edin lütfen. Peki. Üçüncü slaydımda ilk düzenlememiz bizim telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak 6 Şubat 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması hakkında yönetmelik oldu. Bakın, 2004 yılından bahsediyorum, bu yönetmeliğin çıktığı tarih. O tarihte daha henüz anayasa değişikliği yapılıp temel hak ve hürriyetler arasında kişisel verilerin korunması ile ilgili şu anda yürürlükte bulunan hüküm daha yürürlüğe konmamıştı, yürürlüğe girmemişti. 2004 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemenin dayanağı ise şu anda yürürlükte bulunan elektronik haberleşme mevzuatına ilişkin temel kanun olan 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu değildi. 406 sayılı telgraf telefon kanunu ve telsiz kanunuydu. 2813 sayılı telsiz kanunuydu. Burada telekom sektöründen arkadaşlar var. Onlar iyi hatırlarlar 5809'un öncesini. Eski dille yazılmış bir kanundu. Kullanabiliyorum herhalde. Tamam, teşekkür ederim. Burada şöyle oldu. O zamanki adıyla Telekomünikasyon Kurumu 406 sayılı kanun ve 2813 sayılı kanunun kendisine verdiği yetkiye dayalı olarak, genel düzenleme yetkisine dayalı olarak telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasını düzenlemişti. O tarihte kişisel bilgiler, veriler tanımı, slaytta da göreceğiniz üzere, sunuda da göreceğiniz üzere biraz farklı ve detaylıydı. Tanımlanmış ya da doğrudan veya dolaylı olarak bir kimlik numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek ve veya tüzel kişilere ilişkin herhangi bir bilgi olarak tanımlanmıştı. Dikkatinizi çekmiştir. Şu anda kişisel verileri koruma kanununda yer alan tanımın biraz unsurları aslında açılmak suretiyle, ama aşağı yukarı o tanıma benzer bir farkla tüzel kişileri de eklemek suretiyle düzenleme altına alan bir tanım içeriyordu. Burada ne vardı peki? Bu düzenlemede ne vardı? Yükümlülük olarak ne yer alıyordu? Tabii telekomünikasyon sektörünün doğasına uygun olarak bunun içerisinde şebeke güvenliği, gizlilik,
Riski duyurma, bakın şu anda mevzuatımız olan, o zaman da vardı. Riski duyurma, arayan hattının kimliğinin açıklanması ve engellenmesi, yer verisinin işlenmesi, rehberler, istek dışı haberleşmeler gibi telekomünikasyon sektörüne özgü bir takım hizmetlere ilişkin düzenlemeleri içeriyordu 2004 tarihinde. Daha sonra, tabii 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu, ilerledi mi bu? Evet, yürürlüğe girdi ve 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununda 51. maddede açık kişisel verilerle ilgili kuruma düzenleme yetkisi, düzenleme yapma yetkisi verildiği için bu biraz önce söylediğim 2004 tarihli yönetmenin yerine geçmek üzere 2012 tarihli elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması hakkında yönetmelik yayınlandı. Burada da tanım olarak mevcut kanuna biraz daha yaklaştığımızı görüyoruz. Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel ilişkin, kişilere ilişkin bütün bilgiler denmek suretiyle yine tüzel kişi de dahil edilmek suretiyle bir tanım yapıldı. Burada da yükümlülükler bir önceki yönetmeliğe benzer olarak haberleşmenin gizliliği, trafik verisi, konum verisi, veri kategorileri, veri saklama süreleri ve yine telekom sektörüne özgü olacak bir takım hizmetlere ilişkin düzenlemeleri içeriyordu ki bunlar numaranın gizlenmesi, çağrı yönlendirme, rehberler, ayrıntılı faturada gizlilik gibi bir takım kalemleri içeriyordu. Ancak arada bir gelişme oldu. O da şu, Anayasa Mahkemesi biraz önce söylediğim yönetmeliğin dayandığı maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'da açılan bir davada Danıştay'ın başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Daha sonra iptal kararının gerekçesinde şu vardı. O madde, 5809'da yer alan madde, sadece kuruma, Telekomünikasyon Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na kişisel verilerin korunması ve gizliliğin sağlanması ile ilgili düzenleme yapma etkisi veriyordu. Sadece bu kadardı ve bununla ilgili düzenlemelerin kurum tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na veren itiraz konusu kural, Anayasa'nın 20. maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceye aykırıdır dedi. Bunun üzerine bu karar 9 Nisan 2014 tarihliydi. 27 Mart tarihli 6639 sayılı kanunla bu iptal edilen hükmün yerine daha detaylı bir hüküm geldi, düzenlendi. Şu andaki mevzuatımıza daha yakın olan ve bu Anayasa Mahkemesi'ndeki kararında belirtilen hususları ortadan kaldıran daha detaylı bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ve şu anda da halen bu hüküm yürürlükte. Tabii bu hüküm yürürlüğe girmeden önce çıkartılan bu yönetmelik aslında daha sonradan yürürlüğe giren 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda yer alan bazı hükümlerle tam olarak örtüşmeyebiliyordu. Buna farklılıklar kısmında gireceğim. Nitekim Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu da zannediyorum bunu fark etmiş olacak ki 17 Mart 2020 tarihli bir kurul kararıyla bu yönetmeliği KVKK'ya ilişkin hükümler de göz önünde bulundurarak revize ettiğini görüyoruz. Yine mevcut yönetmenin yerine geçmek üzere elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması hakkında yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Yalnız bu görüşe açılan yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi. Zannediyorum BTK tarafında değerlendirme süreci devam ediyor.